Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok ama çok güzel bir video çekiyoruz. Biliyorsunuz ki 2-3 günlük bir bayramın ardından herkes harçlıklarını topladı. Bu sene bence çok fazla para yoktu bu arada harçlıklarda ama herkes harçlıklarını topladı ve herkes harçlıklarını değerlendiriyor bir şekilde. Kimisi biriktiriyor, kimisi harcıyor. Ben tabii ki biriktiremeyip harcayan taraftanım. O yüzden de aklıma bayram harçlıklarımı harcadığım, gidip alışveriş yaptığım bir video çekmek geldi. Daha önce böyle bir video çekmiştim diye hatırlıyorum. Hatta bugün Hüseyin de bizimle olacak. Hüseyin de kendi kanalına video çekecek. O da harcayacak, ben de harcayacağım. Bakalım topladığım paraya neler bulabileceğim. Bu arada ben 2000 lira topladım arkadaşlar. Kimi için yüksek, kimi için az bir miktar olabilir. Bazıları 3-4 bin lira toplamış, bazıları daha az toplamıştır atıyorum. Benim için 2000 lira biraz düşük bu arada. Eskiden daha çok para toplardım. Enflasyonu da düşünürsek bu sene biraz az topladım aslında. Ama çok fazla el öpmedim yani. 6 kişinin falan elini öpmüşümdür. Sadece yakın çevremi elini öptüm. İşte babaannem, dedem, anneannem, babam, annem, halam. Bu kadar. Bir de dayım. Bir tane dayım. Başka kimsenin elini öpmedim. O yüzden bence bu para gayet iyi. Okey, yeterli. Şimdi gidip alışveriş yapacağız ve çok heyecanlıyım, mutluyum. Büyük bir AVM'ye gideceğiz. Orada böyle kıyafet, takı, incik, cincik, makyaj malzemesi her şey olacak. O yüzden oradan kendime uygun bir şeyler illaki bulurum diye düşünüyorum. Hadi şimdi çıkıp gidelim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi yola çıktık. Arabadayız. Hüseyin de burada. Hüseyin bir şeyler söyle. Paraları yemeye çıktık arkadaşlar. Bu parayla ne yapmayı düşünüyorsun? Bence çok nesnel bir şeyler almaktansa manevi. Hayır, eğlenebiliriz yani. Anladın mı? Evet, bu arada yemek falan da yiyebiliriz. Ay, yemek değil ya, böyle ne bileyim. Ne? Anlarsın ya, ne bileyim böyle. Anlarsın ya. Ne gibi Hüseyin? Oyun aletlerine bineceğiz. Parka gideriz. Tatlım, ben biraz yaşandım böyle işi için. Doğru. Ama senin için yaparım yani. Senin için. Arkadaşlar ablam yaşlı. Go-kart. İşte ben anneme onu söyledim. Onu annemler ödeyecek ama ben ödemem go-kart. Ama o zaman konsept dışı oluyor. Konsept dışı oluyor bu arada. Annemler her şeyi ödetmek ben de isterdim ama konsept tamam, dışı. Tamam, ben go-kart patlatırız. Evet, bu arada şu an bir terledim. En son go-kart yaptığımızda ne olmuştu? Ben seni yenmiştim. Ya bak, yine boş yapmaya başladı. Ama Hüseyin çok azıcık bir farkla yenmiştim bu arada ve sen motor kullanıcısısın, ben değilim. Sen araba da kullanıyorsun. Kullanıyorum. Trafiğe kapalı alanlarda arkadaşlar. Kendi neyse, tamam, bu konuyu kapat, ceza yemek istemiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi AVM'ye gidiyoruz. Bakalım Hüseyin de yanımızda. Bakalım günün sonunda en çok kim bir şeyler almış olacak? Bence Hüseyin, çünkü o böyle daha cimri gibime geliyor. Eşinin zevkleri biraz daha pahalı. Ben hayır mesela sen daha cimrisin bu arada. Alakası bile yok. Oğlum sen benden marka giyiniyorsun. Üstündekine bak, Calvin Klein giyiyorsun. Ben bu tişörtü şey pazardan 5 liraya aldım. Ben cimriysem niye senden daha çok şey alayım? Tam tersi olması lazım. Hayır, cimri olduğun için ucuz ucuz bir sürü şey alırsın. Ben ya pahalı bir tane bir şey alırım. Ya işte öyle yapma. Güzel bir şey alırım. Paraları ver bir bakayım, moralim yerine gelsin. Al 2000 lira. Tamam, moralim yerine geldi, alabilirsin. Tamam, iyice kenara kay, şu kolu çocuğum. Tamam, aç. Paraları. Hadi gidiyoruz biz arkadaşlar, AVM'de görüşürüz. Bakalım neler alacağız. Konseptimiz bu. Guys! Biz şimdi inenzi arabadan. Hüseyin nerede lan? Bu arada Defne'yi almadık. Defne'yi niye getirmedik? Feel alright. Ay Hüseyin, benim boyumu geçmiş, Allah kahretsin. Düştün zaten, bir dönemde TN var ya. Ama Hüseyin topuklu giydi o yüzden. Ya hayır, senden uzunum. Süs. Topuklu giydiği süs için uzun. Süs. Şey söyleyeceğim, Defne'yi almadık. Çünkü çocuk çok olunca evde bazılarını almayı unutabiliyoruz. Defne'yi unutmuşuz, şu an fark ettik. Yalan şaka söylüyor burada. Bazı ortamlara uyum sağlayamadığı için buraya da uyum sağlayamayacağını düşündük. Hayır. Bak. Defne'yi unutmadık. Sadece bir şey diyeceğim, benim boynumu kıtlasın. Defne'yi getirmedik. Ejim. Boynumu kıtlatabilir misin? Sen boynunu nasıl kıtlasabilirim? Hüseyin'le video çekmek çok eğlenceli. Yani. Çünkü benimle konuşabiliyorsun. Çünkü yani kardeşiz ve birbirimizi seviyoruz ya, Allah'a şükür. Biraz da olsa. Çok seviyorum canım. Ben kılıf alacağım. Ben Twist'e bakmak istiyorum. Twist'e bir tane alt vermiştim. Anne, H&M'e bakabilir miyiz? Anne, anne, param yetmezse ekler misin? Hayır. Dalga mı geçiyorsun? Gel şurada yüzelim. Evet diyor. Biz şimdi denize geldik. Bakalım, atla cumburlak. Atla. Atlasana. İşte şu an H&M'deyiz. Hiçbir şey yok burada. Vallahi hiçbir şey yok. Her şey 1000 lira. Her şey 1500 lira. Ben ne yapacağım? Param yetmiyor hiçbir şeye. Arkadaşlar her şey 1000 lira falan. Param hiçbir şey yetmeyecek. Çok. Hiçbir şey bulamadım. Hüseyin'i çok merak ediyorum şu an yüz ifadesini. Çünkü fiyatları ilk defa dikkatli bir şekilde hesapladığımda gerçekten bayağı pahalılar. O yüzden 2000 lirayla bir tane kombin yapmak bile çok zor. Bunu fark ettim ki çok pahalı bir mağazada değiliz. Şimdi gidip Hüseyin'i bulacağım. Evet arkadaşlar, H&M'den çıkıyoruz. Hiçbir şey bulamadım. Twist'e geldik. Geçen gün gördüğüm bir alt vardı buradan. Ona bakmaya geldik. Şimdi ona bakacağız. Bulabilirsem.
Burada mıydı ya? Anne bak alt bu. Alt bu. Nasıl? Ve içi şey, şortu bak. Hı-hı. Anladın mı? Çok iyi. Arkadaşlar şimdi bu altı denedim. 1800 lira. Yani bunu alırsam neredeyse bütün param bitecek. Ama beğenseydim alırdım. Ama biraz garip. Aslında güzel. Çok kararsız kaldım. Alsam mı almasam mı? Alsam mı almasam mı? Acaba bıraksam, geçsem, bir şey bulamazsam alsam olur mu? Evet arkadaşlar, buraya geldik. Oo, anne içeriye bak. Arkadaşlar şu an şoktayım. Burası yeni açılmış. Başka bir yerdeydi. Süperstep buraya taşınmış ve o kadar büyümüş ki normalde bu AVM'de başka bir yerdeydi. Şimdi hemen içeri bakacağız. Annem şok. Şokta mısın? Ben şokum. Hüseyin ağla, sen hiçbir şey bulamayacaksın. Ben buradan bir sürü şey bulacağım. Ben bunu çok beğendim. Naç beden. Gerekirse çuval şeyiyle bağlayarak yerim, gene yerim. 1500 lira. Şunun güzelliğine bakın. Hem böyle nakışlı. Şu güzelmiş. Hem de bundan. Benden çok iyi pazarlama. Çok güzel. 1700 liramız var ve 2000 lira. Ayrıca bakın, bütün paramı Ejin gibi saçma sapan şeyleri harcayamam. Ben demiştim. Hüseyin'cim de demiştim. Ben diyelim. Bakın. Hemen alırım. Arkadaşlar Hüseyin bir tane bir şey buldu. Galiba cimrilik yapmayıp bir tane şey alabilecek. Hüseyin 300 lira borç veririm evde. Ha? Arkadaşlar Hüseyin babamı borçlanıp limiti aşıp alacak bunu. Güzel. Ben de altını beğendim işte. Ben altını alayım, sen üstünü al, takım giyeriz. Nasıl fikir? Döneriz. Çuval gibi oldu. Allah kahretmesin arkadaşlar. Böyle bir alt bulmuştum. Large bedenle o kadar büyük oldu ki hayatta giyemem. Baksanıza yani. Hem uzun, uzunluğunu geçin, beli o kadar kötü ki. Hani... Şöyle bir olsa çok kötü duruyor şu an. Hiç beğenmedim. Hiç. Arkadaşlar bu da diğer alt. Yani. Bu 2500 lira yani, bunu alırsam bütün param bitiyor. Başka bir şey alamam. Bunu alırsam başka bir şey alamam. Ayağıma bakmayın lütfen. Altı almaya karar verdim. Bu arada Hüseyin'in de benim de paramız hiçbir şey yetmediğimiz için ailelerimiz bir 1000 lira daha eklemeye karar verdi. Bunu aldıktan sonra 500 liram falan kalacak. Onunla da makyaj malzemesi bakarız. Böyle. Hani eklediniz değil mi 1000 lira bize? Mecbur. Mecbur eklediniz. O da bayram karne hediyesi. Olmayan karnemiz ne diyorsa. Neyse birazdan Hüseyin'e basket atacağız. Bu altın biraz burası kötü durdu. Ama arkadaşlar gerçekten hiçbir altın yok. Sıfır altın var. Hani bunun lacivertine baksaydık. 2 dakika. Benim 3000'den 2599 çıktı. 400 liram. Liram kaldı. Bana cümle diyordu, ben gittim 2100 lira t-shirt aldım. Benim 400 liram kaldı. Kaç? 400 mü? 400. Arkadaşlar bakın. Alacağımız aldık, şimdi çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ben Vastas'a gidiyorum. Yaklaşık 400-500 liram kaldı harcamak için. Hüseyin'in de galiba ne kadar kaldı bilmiyorum. Benim 600 liram kaldı. 600. Hüseyin'in 600 kalmış. Benim de. Benim kaç kaldı ya? Ben 2000... Benim 500 liram kalmış. İyi. Allah bereket versin. Şimdi bir gloss bir şeyler alırım. Kapatırım arayı. Tatlısa girdik. Buradan 500 liralık kozmetik alışveriş yapacağım. O manyaki. Ne alsam ya? İlk defa her şeyim var. Her şeyim var yani. Hiçbir ihtiyacım olmadığını fark ettim. Ve babama ısmarlayacağım çünkü 1000 lira katkıda sağladılar. 1000 lira katkı sağladılar.
şey alamıyorduk orada. O yüzden yemek. Hadi gidelim. Arkadaşlar kalan para ancak telefon kılıfına yetiyor. O yüzden 500 liralık bir telefon kılıfı alacağım da. Buradakileri de çok beğenmedim. Çok tırmayın. Bunlar benlik değil. Bunu alsan mı? Hiç benlik değil. Hüseyin alsın. Arkadaşlar ben burayı beğenmedim. Kazık burası. 1500 liraya kılıf satıyor. 1500 liraya kılıf mı olur? Dedim ki Apple'da var dedim. 1500 liraya orijinalini alırsın dedim. Adam dedi ki bunlar orijinal zaten değil ama orijinal değil. Evet, orası çok kalabalık olduğu için yemek katı yani. Şimdi eve gidiyoruz. Evde eve yemek söyleyeceğiz. Böylelikle hem daha rahat yemiş oluruz hem de oturacak yer buluruz yani. Burada oturacak yer yok. O yüzden paramızın devamını o şekilde harcayacağız. Şimdi eve gidiyoruz. Aldıklarımı detaylı gösteririm diyeceğim de zaten bir tane bir şey aldım. Bir tane eşofman aldım. Çünkü hayat çok pahalı. Evet şimdi eve geçiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi eve yemek söyleyeceğiz. Yeriz bir şeyler illaki yememiz lazım. Çünkü bu parayı harcamadan rahat edemeyeceğiz. Şimdi arabaya doğru yürüyoruz, otoparktayız. Hem böylelikle ailecek daha güzel vakit geçirmiş oluruz. Aldıklarımız da yanımızda. Hüseyin'inki üstünde, benimki poşette. Hüseyin bir de bir tane tişört aldı bu arada. Evet. Hüseyin yani bütün paranı bitirdin neredeyse. 600 lira kaldı. Benim de 500 liram kaldı. Ama eve gidiyoruz, yemeğe harcayacağız kalan parayı çünkü alacak bir şey de bulamadık yani. Bizim şimdi canımız etli ekmek çekti, bu yüzden etli ekmek yemeye gidiyoruz. Bu arada Defne ve anneannem de gelecek, yani ailecek etli ekmek yemiş olacağız. Oraları da çekeceğim. Etli ekmeği bilmeyenleriniz için orada görürsünüz yani nasıl bir şey olduğunu. Uzun lahmacun. Uzun lahmacun gibi bir şey ama biz çocukluktan beri bayağı severek yiyoruz. Değişik bir tat, güzel ama. Gidince göstereceğim. Arkadaşlar hayatımızın şokunu yaşadık. 15 yıldır asla kapanmayan yer şu an kapalı galiba bayram olduğu için. Hem de yanı da kapalı. Sürüm burgeri. Allah kahretsin. Geldik sonunda, yemin ederim açlıktan patlayacağım. Şuraya geçin. Çabuk geçin. Arkadaşlar şimdi... Oh, gözüme ne oldu lan? Açlıktan. Mayan aktı. Evet arkadaşlar şimdi oturduk. Yemeğimizin gelmesini bekliyoruz ve açız. Köfteci Yusuf'a geldik. Paramızı burada gömeceğiz. Tatlı falan yeriz. Bayağı sağlıklı köfte yiyeceğiz. 1 kilo köfte, bonfile, antrikot, litrelik ayran. Bir de Defne'ye köfte ekmek söyledik. Yani bayağı bir şey söyledik. Burası çok kalabalık ve çok gürültülü. O yüzden kusura bakmayın ama bayram aşının içine ettik yani. Hepsi harcadık. Ne haber? İyi. Senden? İyi. Bir dil çıka ben yapsana. Sen yap. Yapmıyorum. Yap. Ne yapayım? Hayır. Burada arkadaşlar anneanneme soruyorsunuz. Diyorsunuz ki niye sizde sürekli? Çünkü evi yok. Evi olmadığı için hep bizde kalıyor. Evsiz o, evsiz. Sokakta yaşıyordu. Şaka şaka. Bu arada anneannemin bizden lüks evi var yani havuzlu. Sitede güvenlikli evi var. Ama yine gelip bizde kalıyor. Bizi çok sevdiği için. Ya yani arada bizde kalıyor. Arada kendi evinde kalıyor. Haftanın 2-3 günü bizde kalıyor. Fix yani. Öyle onu da bugün yemeğe çıkardık. Osmanlıcık. Bu arada anneannem evde olmadığında yoksulluk sendromuna giriyoruz. Çünkü ben anneannemle büyüdüm. Biz 10 yaşına kadar anneannem, dedem ve bizim diğer çekirdek ailemiz full beraber yaşadık. Yani ben dedem ve anneannemle full büyüdüm. O yüzden sonra evleri ayırınca, onlar başka ev alıp oraya taşınınca bayağı kötü olmuştum. O yüzden onsuz yaşayamıyoruz. Özellikle Hüseyin çok bağlı anneanneme ama ben daha çok bağlıyım. Hayır, yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorsun. Hüseyin zaten yaşayamıyor anneannemsiz. Evden gidince kızıyor anneanneme. Anneannem onun için oruçluyuz. Öyle değil. Evet, bir de annem yemek yapmayı bilmediği için anneannem evde olmayınca aç kalıyorum. Anneannem bizdeyken kilo alıyorum. Anneannem gidince veriyorum. Annem bir daha benimle konuşmayacak. Çok anne şaka sevince. Yaptım. Bu esprime alış. Buna yer yapacağım. Keşke espri olsam. Tamamdır. Babamın gelişe bak baba. Bak başladı. Laf sokmalara başladı. Yemeklerimiz geldi, yiyoruz. Bayağı lezzetli. Evet arkadaşlar. Şimdi yemeklerimizi yedik. Eve gidiyoruz. Eve gidince aldığım eşortmanı göstereceğim. Çok güzeldi. Yemek kaç lira tuttu baba?
1300 falan. Uuu! Yemek 1300 lira tuttu. Yani ikimizin parası 600 artı 500. Gene yetmiyor lan. Yetmiyor 1100. 1100 yaptı. Yani 200 lira da babamlardan. Güzel bir gündü. Şimdi eve gidince aldığım şeyleri detaylı göstereceğim. Hüseyin'in zaten üstünde bunu aldı Hüseyin. Bir de tişört almış. Bir de tişört almış. O kendi videosunda gösterir. Bu arada Hüseyin'in YouTube kanalı Hüseyin Erkin Çoban'ı takip etmeyi unutmayın. O oradan videolarını çekecek. Evet, şimdi eve gidiyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar, şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Aldıklarım, yani aldığım şey bu poşetin içerisinde aslında. Şimdi hemen size göstereceğim. Evet, biliyorsunuz ki 3000 liralık bir bütçem vardı. Aslında 2000 liraydı. Sonra annemler kremeyip 1000 lira daha para verdiler bize. Hüseyin kendine bir sivişört ve bir polo yaka tişört aldı. Bir de kendi yemeğini ödedi. Ben de aynı şekilde yemeğimi ödedim ve üstüne bu eşortman aldım. Aslında 3000 liraya alınabilecek tabii ki çok fazla şey var. Ama güzel şey ve kaliteli bir şey bulmak zor. Yani atıyorum mesela 3000 liraya ayakkabı kalmamış ya da güzel bir ceket bulamadım ben. Sadece eşortman bulabildim bu fiyat aralığında. Yani bu fiyat aralığında bir şey bulmak zor. Fiyatı 2499, yani 2500 lira. Eşortman bu şekilde arkadaşlar. Üstümde de kabinde gördünüz. Ben eşortmanı çok beğendim. Güzel bir eşortman. Zaten benim siyah eşortmana gerçekten ihtiyacım vardı. O yüzden ihtiyacım olan bir şey aldığım için mutluyum. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.